Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir çalışmayla birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu çalışmamız arkadaşlar 2024 AYT tarih dersine yönelik sosyal bir testini çözeceğiz. Bir deneme çözeceğiz. Umarım başınıza katkısı olur. Sınavımız hızla yaklaşıyor. Kısa bir zamanımız kaldı. Bol tekrar bol soru eksiklerimizi kapatıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Umarım bunun başınıza katkısı olur. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle kanalı ve videoyu sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok mutlu olurum. Çok fazla sizi bekletmeden hemen ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz şöyle sevgili genç arkadaşlarım. Bu paragraf dikkate alınma tarih bilimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? Arkadaşlar bu tarih soruları, bu yorum sorularının cevabı bir cümle olarak aslında parçanın içindedir. Haydi gelin parçaya hep beraber bir bakalım. Geçmişin dönemlendirilmesine izlenen yollardan biri tarihin çağlara ayrılmasıdır. Tarihin çağlara ayrılmasında toplumlar kendi tarihlerindeki önemli olayları esas almışlardır. Bakın bu önemli. Demek ki her toplum tarihi çağlara ayırırken kendisi için önemli olan bir olayı esas alıyor. Bu nedenle tarihçiler arasında çağların başlangıç ve bitiş noktaları konusunda tam bir görüş ayrılığı yoktur. Örneğin bazı tarihçiler yeni çağın başlangıcı olarak İstanbul'un fethini, bazıları ise matbaanın icadını kabul etmişlerdir. Aynı şekilde kimi tarihçiler ilk çağı kavimler göçüyle birlikte sona erdiğini kabul ederken bir kısım tarihçi bunun Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılışı olarak gerçekleştiğini söylemektedir. Demek ki her toplum çağların başlangıç ve bitiş tarihini kendisi için önemli bir olayın başlangıcı ya da sonu olarak esas alıyor. O zaman bu paragraf dikkate alındığında tarih bilimiyle ilgili aşağıdaki hangisine ulaşılır demiş bize. Tarihi araştırmalar olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurmak oldukça önemlidir. Bir parçada bu yok arkadaşlar. Tarihi dönemlendirilmesinde toplumdan topluma değişen önemli görülen olaylar etkilidir. Bakın tam da bunu vurgulamış. Yani biz tarihi dönemlere ayırıyoruz. Bu dönemlere ayırmada kullandığımız olaylar bizim için önemliyse, bizim için yani ayrıcı bir olaysa biz bunun çağın başlangıcı ya da sonu olarak değerlendirebiliyoruz. Yani her çağın başlangıç ve sonu olan olaylar bütün toplumlarda aynı değil, farklıdır. Bunun nedeni ise toplumların kendisi için önemli gördüğü bu olayları tarihin çağların başlangıcı ya da sonu olarak değerlendirmesi. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? B şıkkıdır. İkinci sorumuz direkt bir bilgi sorusu. Yani böyle yorum gelebileceği gibi tek cümlelik bilgi soruları da gelebilir. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler Çil, Oğuzlar, Karluklar, Kıpçaklar. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Türk devleti değil, Türk boyu diyor. Dolayısıyla İslamiyet'i ilk kabul eden kitleler halinde Müslümanlığa geçen ilk Türk boyu Karluklardır. Karluklar aynı zamanda Karahanlıların kuruluşunda da rol oynamışlardır. Çil, Basmil, Çil, Karluk gibi. Dolayısıyla ilk Türk boyu neymiş arkadaşlar? Tabii ki Karluklar. O zaman burada dikkat etmemiz gereken, eğer Türk devleti deseydik, Orta Asya'da kurulan deseydi Karahanlılar diyecektik. Karahanlılar burada Türk devleti değil Türk boyunu istiyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Seçenekler arkadaşlar Bizans ordusundaki paralı askerler Malazgirt Savaşı'nın kazanılmasında etkililer. Çil boyu Uygurların yıkılmasında etkili olmuştu. Oğuzlar Selçukluların kuruluşunda önemli rol oynamışlardır. Kıpçaklar Kumanlılar olarak biliniyor. Bunların arkadaşlar yazdığı önemli bir kitap var. Codex Comenicus ismiyle. Sevgili dostlarım buna dikkat edelim. Bir diğer ismi bunların neymiş? Kuman. Onu da unutmayalım. Üçüncü sorumuza geldik. Bu duruma göre Anadolu'ya ilk Türk akını aşağıdaki Türk toplulukları aşağıdakiler hangisi? Yapan Türk topluluğu. Anadolu'ya ilk Türk akını yapan Türk topluluğunu bize soruyor. Anadolu coğrafyası bulunduğu konum itibariyle tarihin her döneminde toplumlar için bir cazibe merkezi olmuştur. Tarihin hemen hemen her döneminde göç alan bir yerleşim yeri haline gelmiştir. Acaba Anadolu'ya Türk akını yapan topluluk Avarlar, Oğuzlar, Türk Hunları, Avrupa Hunları, Sabarlar, Hazarlar. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken şey şu.
bizim bildiğimiz Anadolu'nun kapıları Malazgirt Savaşı'yla Oğuzlar, Türkmenler tarafından Türklere açıldı. Fakat asıl ilk Türk akınları sevgili arkadaşlarım Avrupa Hunları tarafından 4. yüzyılda yapılıyor. Oysa ki Oğuzların Anadolu'ya gelişi yaklaşık milattan sonra 9. ve 10. yüzyıllardır. Yani ondan çok çok önce Anadolu'ya batı tarafından ilk akını yapanlar kimler? Avrupa Hunları. Buna dikkat edin. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız C şıkkı. Oğuzlarla karıştırmayın. Oğuzlar daha sonra fethedecek Anadolu'yu özellikle 9. 10. ve 11. yüzyılla birlikte. Buna dikkat ediyoruz. 4. sorumuz. Bu amaçla hazırlanan projede aşağıdaki milletlerden hangisi harekete geçirmek istenmiştir? Osmanlı topraklarının paylaşılması ve Bizans'ın canlandırılması amacıyla Rusya-Avusturya 1780 yılında bir plan hazırlayarak kendi aralarında anlaşma imzalamıştır. Ancak bu proje hayata geçirilememiştir. Bakın burada dikkat etmeniz gereken ne? Bizans'ın canlandırılması için Rusya ve Avusturya bir araya geliyorlar ve bir plan hazırlıyorlar. Ve bu plan için de kendileri için bir piyon arıyorlar. Acaba bu piyon Arnavutlar mı, Yunanlar mı, Lehler mi, Bulgarlar mı, Sırplar mı? Arkadaşlar Bizans'ın yeniden canlandırılması Megao ideaydı. Yani Büyük Yunanistan, Büyük Bizans'ın tekrar kurulması. Dolayısıyla bu planı gerçekleştirmek için kullanılan topluluk da kimdi? Tabii ki Bulgaristan'dı, Bulgarlardı. Fakat bu ne olmayacak? Gerçekleşmeyecek sevgili arkadaşlarım. Dördüncü sorumuz. Doğru cevap şıkkımız neydi? B şıkkı. Beşinci sorumuz. Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılan yukarıdaki seferler hangileri başarısızlıkla sonuçlanmıştır? Dikkat. Malta Adası'nın kuşatılması arkadaşlar. Malta Adası kuşatılmış ve bu kuşatma sırasında Turgut Reis o dönem hayatını kaybediyor. Şehit düşüyor ve bu kuşatma maalesef başarısızlıkla sonuçlanıyor. Birinci Viyana kuşatması arkadaşlar yine Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmış ve o dönemin koşulları iklimdir, işte ikmaldır, çeşitli nedenlerden dolayı başarıya ulaşmamıştır. Yani başarısızlıkla sonuçlanmış. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız D'dir. Cerbe arkadaşlar, Cerbe Deniz Savaşı 1560 yılında yapılıyor ve Cerbe fethediliyor. Cerbe ele geçiriliyor. Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki üstünlüğü ne olmuş oluyor? Arkadaşlar netleşmiş oluyor. Bu bir başarıdır ama diğer ikisi başarısızlık. Altıncı sorumuz, aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin bozulması nedenleri arasında gösterilemez? Tımar sistemi neydi? Devletin kendisine ait topraklarını işletme hakkını geçici bir süreliğine kira vermesi, tımarlı sipahilere verilmesiydi. Bu sistem ilk önce iyi işledi fakat 17-18 yüzyıllarla birlikte bu sistem giderek ne olmaya başladı? Çeşitli iç problemler, savaşlar nedeniyle bozulmaya başladı. Mesela tımarlan sipahiler dışındaki kişilere bu sistemde toprak sipahiye verilir. Zamanla başka kişilere verilmeye başlanıyor. Bozulmanın bir nedeni bu. Tımarların saray görevleri tarafından özel mülkiyete dönüşmesi. Bazı mesela bu toprakları bir kişi bazen alıyor, belli bir süreni kullanıyor, daha sonra özel mülkiyete geçiriyor kendine. Dirliklerin yani toprakların, toprak kullanım hakkının zamanla neyle satılması? Paraya satılması. Uzun süren savaşlar ve başarısız sonuçların alması. Şimdi arkadaşlar uzun süren savaşlar Osmanlı'nın ekonomisi savaş üzerineydi. Dolayısıyla savaş kaybedildiği zaman bu savaş için hem harcanan para zarar olarak yazılıyordu hem de zaten buradan herhangi bir gelir elde edilemediği için de daha sonra savaştan dönen bu yeniçeriler, bu askerler iç problemlere, işte kırsalda isyanlara neden oluyor. Tabii ki bu da köyden kente büyük göçlerin ve bu toprak işletim sistemi olan tımarın da bozulmasına neden oluyordu. Savaş ganimetlerinin paylaşımında belirsizliğin yaşanması tımar sisteminin bozulmasının bir nedeni değil. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? E şıkkı. 7. sorumuz, Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini halka çıkaran gelişme aşağıdakilerden hangisi? Ordu mensupları cemiyet içinde kaldıkça millete dayanan bir parti kuramayız. Ordu da zaafa uğratırız. Bugün mensuplarının çoğu İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi olan 3. ordu esas itibariyle modern bir ordu sayılamaz. Ordu ile cemiyeti ayıralım.
Cemiyet tam manasıyla siyasi bir parti halinde milletin bünyesinde kök salsın, orduda asır vaziyetiyle uğrasın. Şimdi Mustafa Kemal burada demek istediği şu sevgili arkadaşlar. Eskiden Osmanlı'daki bir asker hem asker hem de siyasi bir partinin üyesi olabilir. Dolayısıyla orduya siyaset karıştığı için ordu tam manasıyla savaşamıyordu. Yani savaşa gidildiği zaman bir kısmı savaşıyor, bir kısmı savaşmıyor. İşte bu hangi savaşta özellikle ayyuka çıkıyor, ortaya çıkıyor? Arkadaşlar 1. Balkan 31 Mart vakası, 2. Balkan Trablus, 2. Meşrutiyet. 1. Balkan Savaşı'nda arkadaşlar bu ordu siyasetin iç içe, askerlerinle siyasetin iç içe olması nedeniyle ordunun bir kısmı savaşmışken bir kısmı geri duruyor ve Osmanlı Devleti çok ağır bir yenilgi alıyor. Dolayısıyla Mustafa Kemal en kısa sürede şunu istiyor. Diyor ki ordu ve siyaseti kesinlikle birbirinden ayıralım. Ordu kendi işini yapsın, siyaset kendi işini yapsın. Orduya siyaset bulaştığı zaman ordu ordu olmaktan çıkar. Dolayısıyla kesinlikle Cumhuriyet döneminde ne yapılacak? Ordu ve siyaset birbirinden kesinlikle ayrılmış olacak. Yeni Türk Devleti'nin hukuk alanında yaptığı düzenlemeler çerçevesinde aşağıdaki eşleşmelerde hangisi yanlış verilmiştir? İcra, iflas hukuku İsviçre, bu doğru arkadaşlar. Ceza muhakemeleri usul kanunu Almanya doğru. Medeni ve borçlar kanunu İsviçre'den doğru. Ceza kanunu Bulgaristan. Arkadaşlar ceza kanunu Bulgaristan'dan değil. Kimden alınacak? İtalya günümüzde de hala kullanmaya devam ediyor. İdare hukuk Fransa. Dolayısıyla yanlış olan ibare D şıkkı. 10. sorumuz. 9. sorumuz, Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen gibi gelişmelerin ortak yönü için yargılardan hangisi söylenemez? Bunlar hangileri? Şeyh Said ayaklanması, Mustafa Kemal'e suikast girişimi ve Menemen olayı. Her üçü arkadaşlar rejimi yönelik, yani rejimi yıkma yönelik olaylar, bir ortak yönleri bu. Çünkü üçü de inkılaplara, işte laik düzeni yıkmaya yönelik olaylar olarak ortaya konulabilir, bir bu. Ülkede huzur ve güvenin bozulması, yani neticede ayaklanma, suikast girişimi ve bir isyan bu huzur ve güvenliği de kaçırmıştır. İnkılaplar halk tarafından benimsenmiştir. Hayır, tam tersi, halk tarafından benimsenmediği için bu olaylar ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla söyleyemeyeceğiz, ulaşamayacağımız ibare C şıkkı. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız da nedir? Yalnız 3, yani C şıkkım. 10. ve son sorumuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3 Mart 1924 günü almış olduğu kararlar arasında aşağıdaki hangisi yer almaz? 3 Mart 1924, halifeliğin kaldırılması, tevhid-i tesisat kanununun kabulü, Erkan-ı Harbiye'nin kaldırılması, şeria ve evkafın kaldırılması. Bakalım, tevhid-i tesisat kanunu evet aynı gün çıkarılmıştır arkadaşlar. Osmanlı ailesi, yani halifelik kaldırılmış ve Osmanlı ailesi yurt dışına çıkarılmış. Osmanlı dönemi genel kurmayı kaldırmış, yani Erkan-ı Harbiye kaldırmış, yerine genel kurmayı kurulmuş. Şeria ve Efkaf vekaleti kaldırmış, yerine din işleri genel müdürlüğü, vakıflar genel müdürlüğü kurmuştur. Misak-ı iktisadi kararları arkadaşlar İzmir İktisat Kongresi'nde 1923 yılında alınıyor. Oysa ki burada bahsedilen arkadaşlar 3 Mart 1924'tür. Bir torba kanun çıkarılıyor. Aynı gün öğretim birliği kanunu, yani tevhid-i tedrisat kanun çıkarılıyor, bir. İkincisi, halifelik kaldırılıyor ve Osmanlı ailesi yurt dışına gönderiliyor. İki, Osmanlı dönemi Erkan-ı Harbiye, yani genel kurmayı kaldırılıyor. Asker ve siyaset birbirinden ayrılıyor. Erkan-ı Harbiye ile genel kurmayı başkanlığı kuruluyor. Şeria ve efkat, yani din işleri genel müdürlüğü kaldırılıyor. Yerine vakıflar genel müdürlüğü ile diyanet kuruluyor. Dolayısıyla burada yanlış olan ibare hangisi? B şıkkı. Doğru cevap şıkkımız da B'dir. Sevgili arkadaşlar, bu videomuzda sizinle birlikte MEB kaynaklarından derlediğimiz AYT 2024 sosyal bir testine yönelik bir deneme çözdük. Umarım başkanınıza katkısı olur. Hepinize sevgiler, selamlar. Hepinize iyi çalışmalar. Beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarınıza kanalı önermeyi, videoyu önermeyi unutmuyoruz. Bir dahaki çalışmamızda görüşmek dileğiyle. Bol soru çözmeler, bol çalışmalar, sevgiler, selamlar.